Bu hafta da arkadaşlar transistörün ikinci bölümüne gelmiş oluyoruz. Geçen hafta neleri gördük? Transistörün bir çalışmasını gördük ve kutuplaması nasıl yapılacağını biz burada ifade etmiş olduk. Şimdi nasıl kuvvetlendirme yapılabilecek onu göreceğiz. Yukarıdaki şekilde geçen hafta da bunu yaklaşık olarak çizmiştim. Önemli olan bir işaretin kuvvetlendirmesi hedefleniyor. Yani bir giriş işaretim olacak ve buna bağlı arkadaşlar bir de çıkış işaretim olacak. Burada işte giriş işaretimizi görüyorsunuz. Şurada sizin giriş işaretiniz var. Burada da arkadaşlar sizin çıkış işaretiniz var. Bunu geçen hafta şöyle bir örnekten ifade ettim. MP3 player. Dikkate aldığınızda şurası arkadaşlar sizin MP3 player'iniz olmuş oluyor. Burası da sizin mevcut olan şarkılarınız olmuş oluyor. Ve burası da sizin mevcut olan kulaklıklarınız olmuş oluyor. İşte bu benim kuvvetlenici devrem. Bunu nasıl sağlayacağız? Burada nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Onu bu haftaki dersimizde arkadaşlar birlikte görmüş olacağız. Şimdi burada giriş işaretimiz var. Bunu artık bundan sonra VIN olarak göstereceğiz. Bu benim giriş işaretim ve out da benim çıkış işaretim ya da voltajım burada ifade ediyor arkadaşlar. Şimdi burada transistörde kuvvetlendirme sağlayabilmeniz için öncelikle DC kutuplama sağlanması gerekiyor. Geçen hafta bunlara yaklaşık olarak değindik. İşte giriş akımı ne olması gerekiyor, çıkış akımı ne olması gerekiyor. Yüzeysel olarak bunu ifade ettik. Bu hafta da bunun üzerinde duracağız. Öncelikle DC işaret verilmesi gerekiyor. Bu DC işaret verilmekle biz neyi ifade ediyoruz? Onu da hemen şurada çizmiş olalım. Hatırlıyorsanız arkadaşlar geçen hafta bir karakteristiğimiz bir öz eğrimiz vardı. Şöyle bir öz eğrimiz vardı arkadaşlar. Şöyle bir öz eğrilerimiz vardı birden fazla. Şurasına VCE ifadesini kullanmıştık. Şuraya da IC, şurada da arkadaşlar bir tane daha ilave edeyim. Şunlar da arkadaşlar farklı farklı IB'leri ifade ediyor. DC çalışma dediğimizde bu eğrilerin, karakteristiklerin ya da öz eğrilerin bir noktasında önce çalışmayı belirlemeniz gerekiyor. Bunu belirlemekle biz neyi aslında belirlemiş oluyoruz? 1. VCE gerilimini belirlemiş oluyoruz. 2. IC akımını belirlemiş oluyoruz. Ve bu da arkadaşlar benim IB'mi belirlemiş oluyor. Transistör devrede ben kuvvetlendirme ifadelerim vardı. Beta ve alfa vardır. Şu ifadeleri de kullanarak arkadaşlar yani 3 nokta alfa ve beta'yı bilerek de benim DC çalışmamı elde etmiş oluyorum. Bu DC çalışmayı elde ettikten sonra da arkadaşlar mevcut olan transistörün girişine siz burada bir AC işaret uyguladığınızda bunun çıkıştaki neyini elde etmiş oluyorsunuz? Kuvvetlendirmiş işaretini elde etmiş oluyoruz. Öz eğrileri bu noktada üzerinde durmayacağız arkadaşlar. Bizim bildiğimiz Kirchhoff ve Ohm denklemlerini kullanarak DC çalışmayı nasıl elde edebiliyoruz? Çünkü yüzeysel üzerinde duracağız. Ayrıntısının üzerinde durmayacağız. Ve bununla ilgili kuvvetlendirme nasıl sağlanır? Bunu da kısaca değinmiş oluyoruz. Bu DC çalışmaya yabancı olarak bir isim veriyoruz. Şu Q noktasıyla gösteriliyor. Burada da ifade ettik onu. Quotient point olarak geçiyor. Yani benim çalışma noktam olarak geçiyor. Buna bağlı olarak ben eğer bu noktayı ifade ediyorsam buna da ben VCEQ ya da sözlen bunu ifade ediyorum. VCE çalışma noktası da diyebilirim ben burada. Çalışma noktası da ifade edebilirim. Burada Q çalışma noktasını yani DC'ye karşılık geldiğini bana ifade etmiş oluyor arkadaşlar. Beta'yı geçen hafta ifade ettik. Beta benim ortak baz, ortak emitörlü ve ortak kolektör değerde bir kuvvetlendirme katsayısı, giriş çıkış arasında kuvvetlendirme katsayısı. Ortak bazda da bunu alfa olarak kullandığımızı ifade ettik. Ve sıcaklıkla ilgili bir ifade biz burada kullandık. Ne dedik sıcaklıkla ilgili? Sıcaklık benim mevcut olan çalışma noktamı tabii ki değiştirmemesi gerekiyor. Değiştiriyorsa bu istenen bir olay değil. Hatta hiç istenen bir olay değil. Bu önlenmesi gerekiyor. İşte bu önlenmeyi nasıl sağlayacağız? Onu bugünkü dersimizde göreceğiz. Öncelikle şunu ifade etmiş olalım. Burada beta sıcaklıktan çok etkilenen sayısal değeri zaten arkadaşlar 300-350'ye kadar geliyor. 50'den başlayarak 300-350'ye kadar çıkabilen daha büyük değerlere de çıkabilecek bir
katsayı bu arkadaşlar. Birim yok, birimsiz bir katsayı bu. Burada da arkadaşlar bu betanın sıcaklıktan etkilenen, çok rahat etkilenen bir ifade. Transistörün iç yapısından kaynaklanıyor. Yoksa betanın tanımından değil, transistördeki üretim esnasında betanın sıcaklıktan etkilenen bir yapıya sahip. Ayrıntısını burada inmeyeceğim. Bu önlenmesi gerekiyor. Burada iki aşamada bunu ifade edeceğiz. Önlenmezsek ne olur? Bir de nasıl önlenebilir? Bunu da üzerinde adım adım duracağız. Dört tane devre üzerinde duracağız arkadaşlar. Birinci ve ikinci devrelerimi arkadaşlar bu hafta anlatacağım. Şu iki devreyi bu hafta anlatacağım. Üç ve dördü de önümüzdeki hafta anlatacağım. Burada sabit bazlı kutuplama devrem var. Bu kararlı bir devre değil. Aynı devrenin bir de kararlı olan ifadesini biz burada kullanacağız arkadaşlar. İkisi aynı fakat anlatım ve giriş açısından ben bunu şimdilik anlatacağım. Fakat bunu gerçek hayatta çok kullanmıyoruz, hatta hiç kullanmıyoruz arkadaşlar. Çünkü sıcaklıktan etkileniyor. Yani 25 derecede bir şey dinliyorsunuz. Sıcaklık değişimi oluyor. Ya MP3 player'iniz hiç çalışmıyor veya yüksek sesle çalışıyor. Veya işte ortama bağlı olarak arkadaşlar ses değişiyor. Tabii ki biz bunu istemiyoruz. Fakat temel bir giriş sağlayabilmek için öncelikle arkadaşlar sabit BC devreden başlayacağım. Burada nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunu burada ifade edeceğim. Burada denklemlerimiz ve çözüm örneklerimiz olacak. İlk haftalara, ilk 3 haftaya göre kıyasladığımızda bunlar çok daha hafif, basit olmuş olacak. İlk 3 haftada verdiğimiz devre çözümler belki bundan çok daha karmaşık, çok daha işlemliydi. Bu tamamen o aynı yapıya bağlı olmak üzere transistör amacımız olduğu için, amacımız burada devre çözümü olmadığından dolayı basit ifadelerle bunlara değineceğim arkadaşlar. Ana yapımız bu. Bunu hiçbir zaman unutmamamız gerekir. Biz şu anda sadece DC kutuplamasıyla üzerinden duracağız. Kutupladıktan sonra da giriş şartı uyguladığınızda bunu kuvvetlendirmesini de elde etmiş oluyorsunuz. İşte burada benim ortak emitörlü devremi görüyorsunuz. Niye bu ortak emitörlü devre? Çünkü baz ucu giriş, kolektör ucu çıkış, bir tane uç geride kalıyor. Demek ki bu ortak emitörlü devrem benim. Ortak emitörlü devrede unutulmaması gereken bir nokta var. Bu neydi arkadaşlar? Bunu yine burada ifade etmiş olalım. Burada beta arkadaşlar IC bölü IB olduğunu unutmamamız gerekir. Buna ait ben ifadelerimi elde etmiş oluyorum. Burada çözüm olarak sonuçta bir girişiniz var. Buradan bir çevre denklemi yazacağım. Bu girişe ait bir çevre denklemim. Bir de arkadaşlar buradan bir çevre denklemi yazacağım. Bu da çıkışa ait çevre denklem. Bu iki denklemi buradaki kuvvetlendirme katsayısıyla çözmek benim devremin çözümü olmuş oluyor. Çözdükten sonra da ben arkadaşlar ne yapmış olacağım? Şuraya bir giriş işareti uygulayacağım. Burada da arkadaşlar bu işaretin kuvvetlendirmişini elde edeceğim arkadaşlar. Tabi buradaki giriş işaretinin şekli nasılsa çıkışta onun büyütülmüş kısmı olması gerekiyor. Şekilsel hiç bozukluk olmaması gerekiyor. Şekilsel herhangi bir bozukluk varsa, işte yukarı üst tepede bir değişiklik varsa veya alt tepede bir değişiklik ya da her ikisinde bir değişiklik varsa bu kuvvetlendirilmiş işaret değildir. Birebir girişin büyütülmüş hali çıkışa yansıması gerekiyor arkadaşlar. Buradaki ifademizi şimdi görelim arkadaşlar. Akım yönleri burada çizmiş olduğum akım yönleri. Şimdi burada adım adım arkadaşlar bunun çözümünü birlikte yapmış olabilir yapalım. Yani burada neye dikkat etmemiz gerekiyor? Devreyi nasıl çözmemiz gerekiyor? Onu ben burada ifade etmiş oluyorum. Önce giriş ifadesini bir yazalım isterseniz. Sonra üzerinde dururuz. Önce benim girişim şu şekilde olması gerektiğini ben ifade etmiştim. Böylece ifadeyi yazarsak böylece VCC eşittir RB çarpı IB artı VBE. Kuvvetlendirme katsayım beta eşit IC bölü IB olduğu için burada IB'yi yalnız bırakmak gerekir. Ki ben buraya IB'yi yalnız bırakacağım. Beta'yı da biliyorum. IC'yi bulmuş olayım. Böylece bir de çıkışın ifadesini yazmış olayım. Bu denklemleri biraz daha ayrıntılı göstereceğim. Böyle çıkışa ait çevre denklemini yazarsam VCC eşittir RC çarpı IC artı VCE. Böylece ben IB'yi tek başına bıraktığımda beta'dan IC'yi bulmuş oluyorum. IC'den de arkadaşlar neyi bulmuş oluyorum? VCE ifademi bulmuş oluyorum.
Şimdi burada sıcaklığı da hemen ifade etmiş olayım. Bunlar yine geri döneceğim. Herhangi bir şekilde beta değişirse ne olur? Onun üzerinde duralım. Beta değiştiğinde IB sabit kalıyor. Şimdi dikkat edin. RB bir direnç. VCC'nin sabit kaynağınız. Bu ikisi sabitse bu ikisi de sabit olmak zorunda. Bunlar değişemez. O yüzden bu devre zaten sabit bazlı kutuplama devresi diyoruz. Böylece baz ucu sabit. Beta bir şekilde arttığında IC artacak. İşte IC artacak. IC artınca ne oluyor? VCC sabit bir sayısal değer. VC artması gerekiyor. VC artması benim dış akım, dış sıcaklıktan dolayı iç sıcaklığın artması demektir. Aslında benim dış ortamından dolayı betam artması sonucu burada VCE bir de IC iç akımım artacak. Bu da kısır döngüye girmiş olacak. Böylece bunlar arttıkça artacak ve en son bu transistör tabii ki eğer yeteri kadar soğutulmuyorsa veya soğutulması sağlanmıyorsa tabii ki benim transistörüm burada bozulmuş olacak. Tabii burada ki bu ortak sabit bazlı ortak emitörü devreyi çok kullanmadığımızı ifade ettim. Sadece buradaki ifadeler üzerinde durmak istediğimizi söyledim. Bunları da zaten birazdan değiştireceğiz. İfademiz buydu. Burada baz akımını tek başına bıraktığımızda, bir tarafa çektiğimizde ifademiz şuna eşit oluyor. Artık bundan sonrakiler 4 işlem arkadaşlar. Çalışma noktası olduğu için buraya Q diyebilirim ya da bu ifade çalışma noktasını ifade edebilirim. Ama Q noktasını koyduğumuzda bunun çalışma noktasının olduğunu çok daha rahat anlayabiliyoruz arkadaşlar. Çıkışa ait çevre denklemi yazdığımızda arkadaşlar burada da IC'yi bulacağımızdan dolayı nereden bulacağız? Bu ifadeden bulduğumuzda da VC'yi elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Sıcaklıktan etkilendiğini bunu ifade ettim. Şimdi bunun bir örnek üzerinden görelim nasıl bir soru sorulabilir. Onu arkadaşlar görmüş olalım. O da şu şekilde olacak. Örneğimize gelelim. Burada örneğimiz bize verilen burada nedir? Onu hemen üzerinde duralım. Sonra da sorumuzu çözmüş olalım. VCC arkadaşlar bize verilmiş. Giriş çıkış arasındaki beta verilmiş arkadaşlar. VCE gerilimi bize verilmiş. Burada akan IC akımı verilmiş. Ve burada üzerinde değinmediğimiz, geçen haftada buna ifade etmediğimiz bir önemli bir nokta var. O da arkadaşlar buradaki VBE gerilimi. Sonuçta burası bir diyot. Nasıl bir diyot? İletim yönünde kutuplanmış bir diyot. Bunu ona göre de alabilirim. Eğer bu silisyum bir transistörse buraya 0.7 volt alabilirim. Germanyum transistörse o zaman burayı da 0.3 volt alma hakkına sahibim arkadaşlar. Aynı diyottaki gibi çünkü burası iletim yönünde kutuplanmış, burası tıkama yönünde kutuplanmış arkadaşlar. VB iletim yönünde kutuplandığından dolayı buraya 0.7 silisyum, 0.3 germanyum alma hakkına sahibim. Benden burada istenen nedir? RC ya da RB dirençleri. O yüzden ben önce şunu yaparım. Girişe ait bir çevre denklemimi yazarım. Denklemimi zaten biliyoruz. Onu da buraya yazmış olalım. VCC eşit olmuş oluyor. RB çarpı IB artı VBE ifadesini elde etmiş oluyoruz. Bize verilen nedir? VCC verilmiş. VBE'yi ben biliyorum. İletim yönünde kutuplanmış. 0.7. IB'yi bilmem gerekiyor. Onu da biliyorum ben. Nereden biliyorum? Beta eşittir IC bölü IB'den. Beta verilmiş, IC verilmiş. Böylece beta'yı, IB'yi bulurum. Yerine yazarım. RB'yi bulmuş olurum. Ayrıntısını birazdan denklemlerde vereceğim. Bu girişe aitti arkadaşlar. Çıkışa ait bir çevre denklemi de buradan şu şekilde yazarsak arkadaşlar. Burada VCC eşittir. RC çarpı IC artı VCE. Burada VCC verilmiş, IC verilmiş, VCE verilmiş. Buradan da çok rahat ve RC'yi elde etmiş oluyorum. Şimdi bu denklemleri adım adım bir daha görmüş olalım arkadaşlar çözüm için. İşte burada RC'mi gördünüz. Benim çıkışa çevre denklem sayısal değerlerini yerine yazıp direnci bulmuş oluyorsunuz. Burada yine ifade edelim. Şu direnci aslında ben şöyle yazmayı tercih ediyorum. 1.36 kilo ohm şeklinde yazmayı tercih ediyorum. Sınavlarda da bu ifadeler genellikle kullanılacak arkadaşlar. Bu çıkışa ait ifadem. Kuvvetlendirme katsayımdan ben neyi bulmuş oluyorum? Baz akımını bulmuş oluyorum. Ve giriş ait çevre denklemi de yazdığınızda burada da giriş ait çevre denklemi. Burada dikkat edin kilo ohm ifadesi diyebilirsiniz. Büyük küçük
Aslında küçük tercih ediliyor ama büyük de yazılabilir arkadaşlar. Bu %100 bir kaide kural değil. Burada önemli olan kilo ohm olması, yani 10 üzeri 3 olması ifade. Burada da mikro arkadaşlar unutmayalım, 10 üzeri eksi 6, mili de 10 üzeri eksi 3 arkadaşlar. Bu sabit bazlı devre için geçerliydi arkadaşlar. Bir de aynı devrenin kararlı olanını görelim. Yani ısıdan etkilenmeyen yapımızı burada görmüş olalım. Burada yine aynı yapı. İşte benim mevcut olan orta emitörlü devrem. Tek bir fark var. Şuraya bir tane direnç takmış oldum. İşte bu direnç bana bu devrenin kararlı olmasını sağlıyor. Nasıl kararlı olmasını sağlıyor? Onu birlikte göreceğiz. Önceki devre bunu niye sağlayamıyordu? Bunu da aslında üzerinde durmamız gerekiyor. Önceki devre bunu niye sağlayamıyordu? Buradan birlikte yine bunu tekrar edelim. Bir şekilde burada baz beta artarsa sıcaklıktan dolayı artar da azalırsa ikisi bizim için aynısı. Ben ne artmasını hem de azalmasını istiyorum. Buradaki beta değerim örneğin 145 yerine 200 olursa ya da 145 yerine 100 olursa ne olur? Benim mevcut olan akımım değişecek. Nasıl akımım değişecek? Örnek olarak beta akımım değişecek. İşte beta akımım değişmiş olacak. Bu değişimin sonucunda şekilsel olarak da biz bunu görelim. Beta akımım değiştikten sonra kolektör akımım da tabii ki burada değişecek. Ve burada bütün yapınız, burada göreceğiniz yapıyı görelim. Şuradaki yapıyı göz önüne tutalım. Beta değiştiğinde arkadaşlar IB burada sabit. Bunun altını çizerek ifade ediyorum. IB hiçbir şart altında değişemez. Neden? RB direnci sabit. VCC sabit. Burası 0,7 volt zaten. IB sabit olmak zorunda. Demek ki betanın değişmesi benim çıkışımı değiştirecek. Çıkış değişirse ne olur? Artarsa kötü. Transistörünüz bozulabilir. Azalırsa bu iyi mi? Hayır. Bu durumda da mevcut olan aygıtınız, cihazınız çalışmaz. Bunu yine öz eğri üzerinden yine tekrar etmiş olayım. Öz eğri de biz buna bir daha baktığımızda öz eğrini şu şekildeydi arkadaşlar. Öz eğrimiz şu şekildeydi. Burada arkadaşlar çıkışa ait karakteristiğimiz şunu ben biliyorum. Neyi biliyorum? Şurası arkadaşlar şu bölge benim doyma bölgem. Şu bölgem benim kesim bölgem. Şimdi varsayın ki siz şurada çalışıyorsunuz. Beta azaldı. O zaman şu çalışma noktası aşağı doğru kayacak. Yani hiç çalışmama noktasına getirebilir. Yani bir MP3 player'iniz var. Soğuk bir ortama gidiyorsunuz. Müzik dinlerken birden müzik kesiliyor. Piliniz dolu ama aygıt çalışmıyor. Tabii ki bu istenmez. Şimdi düşünelim Türkiye'yi düşündüğümüzde. Mevcut olan derecem benim tabii ki -5, -10 dereceye düşebilir. Yazı düşündüğümüzde tabii ki bu 40 dereceye kadar çıkabilir. İşte bu -5, 40 derece arasında benim mevcut olan cihazım hiç ya da çok çok az, daha doğrusu hissetmeyeceğim şekilde değişiklikler gösterebilir. Aşağı inerse hiç çalışmaz. Yukarı çıkması çok daha kötü. Yani sizin betanız artması sonucunda yukarı doğru çıkacak. Yani akım artacak. Akım artması, yani şuradaki akımın artması benim mevcut olan transistörün iç ısısının artmasına neden olacak. İç ısı da arttığında arkadaşlar tabii ki benim transistörüm çok rahat bozulabilir. Yani siz bir MP3 player aldınız kışın, yazın bozuluyor. Yani böyle bir şey tabii ki olmaması gerekiyor. Şimdi bunu sağlayacak, yani bunu çok basit bir yapıyla sağlayacak yapımız nedir? Denklem olarak da baktığınızda dikkat edin. Benim giriş ve çıkış, burada benim çıkış denklemimi görüyorsunuz. Beta yok. Yani betanın arttığında IC'nin nasıl etkilendiğini ben burada göremiyorum. O yüzden betadan bağımsız olduğunda IC artınca bu iç yapının değişmesine neden oluyor. Aynısında çıkışa da girişe baktığımızda burada görüyorsunuz. IB ile betan arasında bir denklem ifademiz burada yok arkadaşlar. Şimdi gelelim benim kararlı emitör devreme. Devreniz burada. Akımları gördük. Şimdi burada denklemimizi bir yazarsak arkadaşlar. Şu şekli öncelikle tercih edeyim. Şunu kaldırmış olalım buradan arkadaşlar. Şimdi bu devrede ben ne yapacağım? Giriş çevre denklemimi öncelikle bir yazayım. Ardından arkadaşlar çıkışa ait denklemimi yazayım. Girişe ait çevre denklemimizi yazdığınızda şuna eşit olacak. VCC RB çarpı IB artı VBE artı
RE çarpı IE. Beta ifademizde yazalım. O da IC bölü IB ifadesiydi. Çıkışa ait çevre denklemimi yazarsam o da VCC eşittir. RC çarpı IC artı VCE artı RE çarpı IE. Şimdi burada önemli olan terim şuradaki iki terim. Bu bizim açımızdan çok önemli. Çünkü niye çünkü? Çünkü bir şekilde beta artarsa IC artacak. IC artarsa tabii ki IE artmak zorunda. Neden artmak zorunda? Denklemi de yazalım. IE eşittir IB artı IC gereğince. Şimdi burada ne olacak? Arkadaşlar denklemde bunu yine ifade edeceğiz. Ben bir şekilde arkadaşlar betam artarsa IC'm artmış olacak. İşte burada VCC sabit, RC sabit. İşte IC artarsa ne olur? IC'nin artması tabii ki benim IE'mi de artması gerekiyor. IE'm artarsa burada IB'm de değişmesi gerekiyor. İşte burada onu görüyoruz. Bunlar birbirine ters etkilemesi gerekiyor. Yani IC artarken IB azalmalı ki IC'nin artışı önlenmiş olur. Bu nasıl olacak? Bunu yine öz eğri de görelim arkadaşlar. Sonra denklemlerde bunun ayrıntısının üzerinde duracağım. Öz eğriniz buydu arkadaşlar. Arkadaşlar çizelim. Burası da sizin IC'niz. Burası da sizin VBE'niz. Ben burada çalışıyordum. Şurası da IBM olsun. Beta arttı. Beta artınca IC arttı. Yani siz şu noktadan şu noktaya gelmiş oldunuz. Yani IB'niz de artmış oluyor. İşte buradaki emitör direnci bunun tersini yapmalı. Kolektör akımı artınca, IC artınca IB azalmalı. Yani benim kolektör akımım artınca, bakın şuradan şu noktaya artınca benim baz akımım azalmalı. Yani bu tam artmaya niyet ettiğinde IB akımı da aşağı doğru azalırsa bu etkilenemez. Evet, burada emitör de bunu sağlıyor arkadaşlar. Herhangi bir ortam sıcaklığında benim mevcut olan betam artarsa kolektör akımım IC artmak eğilimine girdiği anda baz akımı da azalma eğilimine giriyor. İkisi de olmuyor ama bir şey oluyor. Sizin çalışma akınız sabit kalıyor. Tersi olduğunu varsayalım. Aşağı, yani betam azalırsa ne olur? IC azalacak. Daha doğrusu azalma eğilimine girdiği anda baz akımı artış eğilimine girecek. İkisi de olmayacak. Böylece benim noktam burada sabit kalmış olacak. Şimdi bunu denklemler üzerinden arkadaşlar görmüş olalım. Bu nasıl oluyor? İncelemiş olalım. Denklemleri önce ifade edelim. Bu ifadeyi yazmıştık. Şu benim ifadem arkadaşlar. Girişe ait çevre denklemim. Bu ifadeyi zaten biliyoruz. O çıkış akımı iki giriş akımın çıkış akımı iki giriş akımı toplamını olduğunu burada ifade ettik arkadaşlar. Böylece ben bu ifadeyi de kullanıyorum. Bu ifadeyi ben yerine yazarsam şu ifadeyi buradaki ifadede yerine yazdığımda şunu elde etmiş oluyorum. Emitör baz arasındaki ilişkiyi sağlamış oluyorum. Çünkü buradaki emitör direnci benim baza bir etki yapması gerekiyor. Nasıl bir etki? IC artarsa azalacak. IC azalırsa artacak şekilde bir etki yapıyor. Bunu yukarıdaki denklemde yerine yazdığımda, yani giriş denklemde ben bunu yerine yazıp IB'yi tek başına bıraktığımda şu ifadeyi elde ediyorum. Bakın burada çok rahat görebiliyoruz bu ifadeyi. IB artarsa, özür diliyorum, beta artarsa IB azalmak zorunda. İfadeyi hemen yanına yazalım. İfadeyi yanına yazalım. 5'e beta eşittir IC bölü IB'ydi. Herhangi bir şekilde beta artarsa IC artacak demiştik. Ama burada görün, beta artarsa IC artma eğilimine girdiği anda IB azalıyor. IB azalınca IC zaten artamaz. Yani böylece benim şuradaki beta değerim ortak emitörlü devredeki RE direncinden dolayı sabit kalmış oluyor. Şimdi aynısını arkadaşlar çıkışa da yazarsak. Şimdi bu için çıkış ifademiz. Burada şöyle bir ifade biz kullanıyoruz. Nasıl bir ifade kullanıyoruz? Beta yine göz önüne alalım. Beta
C bölü B arkadaşlar. Bu yüzün üstünde bir sayısal değer olduğundan dolayı burada IB küçük bir akım olduğu anlamına çıkıyor. IB küçük bir akım olduğundan dolayı biz IC'yi yaklaşık olarak IE alma hakkına sahibiz. Burada beta'nın örnek olarak 50 ve üstü olması yeterli benim açımdan. Tabii burada beta 3-5 ise, sayısal değer 3-5 ya da 10 ise tabii ki şu yaklaşımı tabii ki alamayız arkadaşlar. Buradaki yaklaşımı ben beta'nın yeteri kadar büyük, işte 50 ve üstüyse ben bu yaklaşımı arkadaşlar çok rahat alabiliyorum. Bunu da aldığınız takdirde benim çıkış ifadem buna eşit olmuş oluyor. Şimdi yeni bir ifade daha buraya ilave ediyoruz. Buna hiç değinmemiştik. Transistörün gücü. Transistörün güç ifadesi arkadaşlar şu şekildedir. Transistörün gücü çıkış akım çarpı çıkış gerilim. Ortak emitörlü devrede çıkış kolektör akım ve VCE olduğu için arkadaşlar benim gücüm burada. Ortak bazlı devremiz olmuş olsaydı yine aynı ifade. Ortak kolektörlü devremiz olsaydı arkadaşlar, ortak kolektörlü devremiz için o zaman da benim ifadem IE çarpı VEC olmuş olacak. Çünkü çıkış emitör akım ve ona ait gerilim olmuş olur. Evet, bu da bizim kararlı emitör devremiz için. Şimdi buna ait hemen örneğimizi görelim hızlı bir şekilde arkadaşlar. Buna ait örneğimiz hemen gelirsek. Burada örnek devremiz var. Burada da başlayalım ve bunun çözümünü yapalım. Burada bizden istenen nedir? Onu önce bir görelim birlikte. Benden istenen nedir? IB akımı, verilenler nedir? Onu bir görelim. RB, RC direnci, RE direnci vermiş. VCC ve beta verilmiş. IB, IC, VC ve güç isteniyor benden. Bunu çok kolayca çevre denklemini yazıyorsunuz arkadaşlar. Önce giriş ait çevre denklemini ben bir yazayım. Böylece benim ifadem şuna eşit olacak. VCC eşittir. RB çarpı IB artı VBE artı RE çarpı IE. Bana verilenler burada nedir arkadaşlar? VCC verilmiş. RB verilmiş. VB biliyorum iletim yönünde kutuplanmış. 0,7 RE verilmiş. IE'nin IB'nin arasındaki ilişkiyi de biliyoruz artık. O da beta artı 1 olduğunu biliyorsunuz. Beta da bana verildiği için bu ifadeyi ben beta'ya çevirdiğimde IB ifademi kolayca elde edebilirim. Şimdi bu sayısal değerlerini koyalım. Yerine yazdığınızda arkadaşlar ne oluyor? Onu görmüş olurum. Giriş ait çevre denklemini yazdık. Yukarıdaki yazmış olduğum ifade yerine yazdığınızda 40 mikroamper bulmuş oluyorsunuz. Şimdi IC akımını nasıl bulacağız? Çıkışa ait bir çevre denklemi yazacağız arkadaşlar. Onu da hemen yazalım. VCC eşittir. RC çarpı IC artı VCE artı RE çarpı IE. IE'yi de arkadaşlar yaklaşık olarak IC alma hakkına sahibim. VCC'yi biliyorum. RC'yi biliyorum. IC'yi biliyorum. Neden biliyorum? Çünkü IC eşittir arkadaşlar. Beta IB olduğu. Beta'yı da buradan bulmuştuk zaten. IB'yi bulmuştuk. Beta'yı biliyoruz. IC'yi de böylece bilmiş oluyoruz. VC'yi ben buradan hesaplayabilirim. Yani ben bu çözümde iki tane çözüm yapmış oluyorum. Şu denklemle arkadaşlar ben ikinci şıkkımı cevaplamış oluyorum. Tek basit bir denklem. Üçüncü şıkkı da arkadaşlar şuradaki denklemden elde etmiş oluyorum arkadaşlar. Hemen gücü de burada yazalım. Güç bu durumda niye eşittir? Çıkış akım, çıkış gerilim. İşte buna eşit olmuş oluyor. Bunu zaten ikinci ve üçüncü şıklarda bulmuştuk. Yerine yazalım bu ifadeleri. Yerine yazdığınızda şunları elde ediyorsunuz. İşte giriş çıkış arasındaki kuvvetlendirme denklemini bildiğimizden dolayı, beta'yı da IB'yi de bulduğumuzdan dolayı arkadaşlar IC'yi elde etmiş oluyoruz. Çıkış çevre denkleminden VCE'yi elde etmiş oluyoruz. Ve en son burada da gücü elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet, burada dersimizi bitiriyoruz. Önümüzdeki
Hafta neyi göreceğiz? Onu yine burada ifade etmiş oluyoruz. Bu girişi bir daha tekrar edeceğim önümüzdeki hafta. Önümüzdeki hafta da gelin biyolojik kutuplama devresi, bir de kolektör geri besleme kutuplama devresini görmüş olacağız arkadaşlar. İyi günler.